Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Önce Rıdvan Dilmen'in açıklamalarıyla başlayayım. Normalde çok fazla değinmem ama Rıdvan Dilmen'in bu açıklamaları sanki biraz enteresan geldi bana. Ee, şimdi Vavakars Fenerbahçe, ee, Vavakars Fatih Karagümrük maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunmuş ve ben bu değerlendirmeleri kısa kısa önemsizlerden başlayarak şey yapayım. Atik Karagümrük Fenerbahçe'den daha çok pozisyona girdi. Fenerbahçe'nin ikinci yerde Rossi ile bulduğu pozisyon dışında büyük bir tehlikesi yoktu demiş. Tabii ilk dakikalarda o sağ ile bir şey pozisyonu var. Onun dışında da şey Karagümrük'ün inşallah kendi stadı olur. Bir oyun kültürü kazanmış durumdalar ve en önemli özellikleri tecrübeli bir takım olmaları. Ayrıca Burak Bekaroğlu'na bayıldım diyor. İlk maçında kötü kahramanıydı Burak Bekaroğlu ama e, biraz Fenerbahçe sanki pasifti ve Burak'ı yıldızlaştırdı gibi geldi. Oyunun son anlarında Fenerbahçe seyircisinin ıslıklarını gördük ancak Fenerbahçe'nin son anlardaki rölanti oyunu ve maç içindeki çok zorlamaması tamamen ikinciliği korumakla alakalı. Yani Fenerbahçe'li oyuncular üzülmesin amaca giden yol meşrudur. İsmail Kartal'ın gelirken 3 hedefi vardı. Konferans Türkiye Kupası ve Lig ikinciliği diyor. Bazı oyuncuların değerini oynarken anlamazsınız. Mert Hakan da oyunculardan bugün Fenerbahçe çok arada onu diyor. İsmail Kartal iki haftadır Serdar Dursun'u çok geç oyundan alıyor. Enner Valencia Ligi'ye çok uygun bir oyuncu olmasına rağmen onu pek tercih etmiyor demiş. İsmail Kartal aslında hedefe kolay gitme peşinde. Yani orta kafa gollen maçı bitiririm felsefesi içinde. Bugün itibariyle lig bitti diye düşünüyorum diyor. Şampiyon belli, düşenler belli. Fenerbahçe'de o averaj farkıyla ikinciliği kaybetmeyecektir diyor. Volkan Demirel farklı bir antrenörlük modeli gösteriyor. Günümüzde her antrenörün savunmadan pasta çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Volkan Hoca buna mecbur olunmadığını gösterdi diyor. İrfan 8 oynar mı? Şu an Fenerbahçe İrfan'a 8 oynayabileceği bir futbol oynamıyor. Yeni hoca gelirse farklı olabilir. Valencia kalmalı mı? Ne düşündürü bilmiyorum Fenerbahçe'nin ama bence kesinlikle takımda kalması gerekiyor. Onun dışında bir forvet daha alınması gerektiğini düşünüyorum diyor. Jorge Jesus Fenerbahçe 4-4-2 oynar mı? diye bir soru sormuş. Fenerbahçe 4-4-2 oynaması için bir forvetin Necati Ateş gibi 10.5 numara oynaması gerekiyor. Kanatlarda da orta sahadan devşirme oyuncularıyla oynanır 4-4-2. Örneğin bugünkü gibi bir kanatta Rossi bir kanatta o sahiyle oynayamazsınız diyor. Doğru biri kreatif olacak. Mesela İrfan'ı bir kanatta oynatacaksın. 4-4-2'nin. Orada Volkan Demir'in de açıklamaları var. Ona da yer verelim. Kadıköy'de kaybetmeyen adam. Şimdi ne zaman doğruysa Fenerbahçe'ye o zaman gelirim diyor. Yani teknik direktörlük sorusu sorulmuş. Ne zaman doğruysa o zaman gelirim. Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Demiş. Ee, açıkçası iki takım da golü bulabilirdi. İki takımın da pozisyonları var. İki takım da gol atmayı istedi ama beceremedi. Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum. Şu an Karagümrük teknik direktör olduğum için bu taraftayım. Kazanmak için elimizden geleni yaptık diyor. Bu bazı takım taraf yani bazı takımların eski futbolcusu olup şimdi teknik direktör olarak hayatını sürdürenlere duyurulur. Yani Başka takımın tek tek direktörü olduğunuz zaman maç satmanıza gerek yok diyor açıkçası bu açıklamalar. Dikkat etmekte fayda var. Bakın yanlış bilmiyorsam Rıza Çalınbay, yanlış biliyorsam düzeltin. Hem Trabzonspor'da görev aldı, hem Beşiktaş'ta görev aldı, hem Sivas Spor'da görev aldı. Yarın bir gün ekmeğin nereden geleceği belli olmaz. Bir bakarsın Galatasaray'da, bir bakarsın Fenerbahçe'de. Bunlar olabilir. Mesela İtalya'da bunu çok sık görüyoruz. Pirlo yanlışım yoksa hem Milan'da oynadı, hem Juventus'ta oynadı. Hani İbrahimovic herhalde birkaç takımda birden oynadı. Eski futbolculardan, antrenörlerden çok şey var. Inzaghi falan mesela. Hem Milan hem şeyde oynadı diye hatırlıyorum. Ama bizim ülkede biraz sıkıntılı. Mesela Volkan Debele Galatasaray'ın teknik direktörü olamaz. Beşiktaş'ında olamaz. Trabzonspor'unda olamaz. Bunu bilmesine rağmen çıkıp da takımını yatırmaz mesela. O yüzden de teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın Aykut Kocaman'a 3. Emre Belözoğlu'na 3. Volkan Demirel'e 2 maçta 4. Zaten 3, 6, 4 daha 10. Erol Bulut'a 3. 13. Fenerbahçe sadece 13 puanı buraya verdi. Düşünün yani. Fenerbahçe genlerinde maç satmak olsaydı. Bazı takımların eski oyuncuları hoca olarak bunu yapıyor ya açıkçası. Ya da biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Neyse konumuza devam edelim. E, Fenerbahçe'de çalışabileceğini aktarmış. Ne zaman doğruysa o zaman gelirim. Şu an olduğum yerden çok mutluyum. Stadı özlediğimi söyleyebilirim. 18 yıl futbolcu, 2 yıl yardımcı antrenör olarak, antrenör olarak burada görev yaptım. Burada her şeyi yaşadık. Burada olmaktan her zaman mutluluk ve gurur duydum. İlk defa stada geldiğimde Rakip takım odasına girdim. Bilmediğim bir odaydı. Burada olmak rakip olarak buraya gelip mücadele etmek gerçekten gurur vericiydi diyor. Futbolcularımızın da Fatih Karagümrük maçı sırasında açıklamaları var. Ben onlara da kısaca değineyim. Her ne kadar iyi de oynasalar, kötü de olsa oynasalar bizim futbolcularımız ve sonuç olarak e, nihayetinde yani bizim futbolcularımız arkadaşlar kötü de oynasalar bizim futbolcularımız puanlama isteyen çok arkadaşım oluyor. Belki puanlamada yaparız. Ee, Ahmet Çalık sezonu. 3 kişinin yorumunu ile alalım. Osay Samuel, Serant ve Altay Bayındır. Önce Osay'dan başlayalım. Biliyorsunuz o da hakeme sinirlenip bir sarı kart gördü. Fenerbahçe her maçı kazanmak için oynar. Bugün de bu maçı kazanmak istiyorduk. Ben de birkaç net pozisyona girdim. Ancak değerlendiremedim. Beraberlikle ayrıldık. Hocamız da demişti ki tabii ki kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımız zaman da kaybetmemeliyiz. Bugün de böyle oldu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bizim için ana hedef. Kendimi sabit pozisyonda daha rahat hissediyorum. Orada daha fazla boşluk buluyorum. İrfan ve Rossi ile bağlantı yapma imkanı buluyorum. Ama hocamız beni nerede oynatırsa oynatsın asla bundan şikayette bulunmam diyor. Bu arada Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde arkadaşlar resmi olarak olmasadan gayri resmi olarak neden diye soracak olursanız Fenerbahçe son maçta yeni Malatya 1-0 kaybetmesi lazım ya da bir farkla kaybetmesi lazım. Beşiktaş'ın kendi evinde Konya Spor'dan 8 tane yiyip hiç gol atamaması lazım. ya 8-0 bitmesi lazım. Fenerbahçe'nin yenilme ihtimali %90'larda şey veririm ama Beşiktaş'a 8-0 yenilme ihtimali %1 anca veririm. Ama Fenerbahçe düşmanlığı var ama kafaları çalışıyorsa Konya'yı yenerler ya da berabere kalırlar. Hiç olmazsa yenilseler bile 8 tane yemezler. Çünkü niye Fenerbahçe sezonu Haziran'da açacak diye. Beşiktaş'ın mesela Avrupa şeyi yok. Avrupa arenası yok. Temmuz'da açabilirler. Liga Ağustos'ta başlıyor. Fenerbahçe'den 20 gün sonra 3 hafta sonra 4 hafta sonra şey yaparlar İşlerine gelir Çok da milli futbolcuları yok Hani uluslar liginde oynayacak Onu söyleyeyim Tiseran diyor ki Hakikaten bugün enteresan maç oldu Güçlü ve organize bir ekibe karşı oynadık Galibiyet isterdik ama defansif olarak iyi iş yaptık Kalemizde gol görmedik ve defans oyuncusu olarak Defansif performansımızdan memnun olduğumu Söyleyebilirim diyor Altay her maç olduğu gibi kazanmayı çok istedik. İyi de mücadele ettik. İlk yarı daha iyi mücadele edebilirdik. Devre arasında içeride konuştuk. Pozisyonlarda bulduk. Eğer gole çevirebilirsek farklı bir skorla da ayrılabilirdik ama bir puan da bizim için çok önemliydi. Bizim için önemliydi diyor. Fenerbahçe maçı her maçına kazanmak için çıkar. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bu da bizim için çok önemli bir kural. Bir puan aldık. İkinciliğimizi büyük ölçüde garantilemiş olduk. Fakat bir maçımız daha var. Onu da %100 konsantre bir şekilde oynayacağız ileriki günlerde daha fazla çalışarak üstüne koyarak sağlıklı bir Fenerbahçe futbol takımı sahada göstermeyi sağlarız. Otobüste gelirken bayağı duygu yoğunluğu oldu. 100. maçım daha niceleri olsun. 100 maç söylemesi kolay ama bir sürü anısı var. İyisiyle kötüsü inşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur. Şimdi gecenin ee, kahramanlarından demeyim. Çünkü gecenin kahramanı sayılır mı bilmiyorum sizin gözünüzde ama. Fenerbahçe'nin son dönemdeki kahramanlarından İsmail Kartal'a kulak verelim. Çünkü İsmail Kartal da maç sonucunda önemli açıklamalarda bulundu. Diyor ki İsmail Kartal maç sonrasında İkinci yarı itibariyle son 13 maç 10 galibiyet, 3 beraberlik alan bu takım bugün de kazanmak için sahaya çıktı. Şimdi bakın bana kalırsa Fenerbahçe kazanmak için sahaya çıkmadı." Bu benim şahsi kişisel görüşüm. Yanlış anlamayın. Ama kazanamıyorsan da kaybetme diye sahaya çıktı. Kazanamıyorsak da kaybetmeyelim diye sahaya çıktı. %100 doğru ifade bence bu. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Ama İsmail Kartal kazanmak için çıktık diyor. Doğru. 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik. İlk devre istediğimiz oyunu ortaya koyamasak da ikinci yarı tempoyu arttırdık. Pozisyonlarımız da vardı. Bir gol atsak maçı kazanabilirdik. Arkası da gelebilirdi diyor. Bence Fenerbahçe bir gol atsaydı maç 3-4 gole giderdi. Mesela benim beklentim 3.5 artı bir maçtı. Ama Karagümrük çok güzel ikinci oynadı. Çıkmadı. Fenerbahçe de aslında beraberliğe oynadı. Yoksa kazanmayı oynasaydı Fenerbahçe. İsmail Kartal deseydi olan tribün %100 dolu. Yani bu taraftar bunu hak etmiyor deseydi. İş değişirdi. Devam edeyim de sonra konuşayım. Sonuçta sezonun son bölümü yıpranmıştık. Bahar yorgunluğu birçok oyuncumuzun sakat ve cezalı olması da etken. Tabi kadro dışı da var. Baktığın zaman bugün kim eksik? Kim? Gerçekten kim eksik? Salahi 2. Crespo 3. Arda Güler 4. Mert Hakan 5. Mesut Usay 6. Ozanı Say 7. Başka Pelkası say 8. Başka da aklıma gelmiyor varsa da. Şimdi sonuçta sezonun son bölümü yıpranmışlık bahar yorgunluğu. Bu bahar yorgunluğunu ben çok ciddiye almam. Yani bu ayıptır. Bu söylenmez. Önemli bir galibiyet almak için iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Oyun olarak geçmiş maçlara göre istediğimiz oyunu oynayamasak da ikinci yarı er Fenerbahçe gibi oynamaya çalıştık. Pozisyonlarımız da vardı. Aldığımız bir puanla rakibin 3 puan önündeyiz. 9 golü var aracına sahibiz. Matematiksel olmasa da büyük ihtimalle ikinci gibiyiz. Önümüzdeki hafta alacağımız puan ya da puanlarla ligi ikinci bitireceğiz Allah'ın izniyle diyor. Futbolda bunlar var. Her maçı kazanmak isteriz ama bazen kazanamayabilirsiniz. Biz bugün kazansaydık haftaya gençler izlerdik. Hocam o sahi cezalı. Nazım yok. Ne yaparız? Burak Kapacak oynar. Ne olacak arkadaşlar? Burak Kapacak oynar. Oynatırsın. Serdar Aziz Salahi yaparsın stoper ikilisini. Sağ bekle oynatırsın. Hiç olmadı. Ya da sağ beke Ferdi'yi çekersin. Solda Novak oynatırsın. Yani onu dert edinmeyin. Karşımızdaki takım son haftalarda yükselişe geçmiş bir takım. Biz de iyi bir takımız ama her maç istediğiniz gibi sonuçlanmıyor. Biz kazanmayı çok istedik. Oyuncularımıza, taraftarımıza istedi ama maç beraber bitti. Sonuçta bugün bir puan aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Evimizde kazanarak güzel bir galibiyet hediye etmeyi isterdik. Taraftarımıza Oyuncularımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Elimizdeki kadro belli. Elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalıştık. Oyuncuların da elinden geleni yaptı. Sakat oyuncularımız, cezalılar var. Bunlar da neden yani? Rakibe bakıyorsunuz tam kadro size gelmişler. Formda bir takım. Biz de iyiyiz ama kazanma istesek de maç berabere bitti. Oyunun geneline baktığınız zaman her şeye rağmen kazanmaya bir adım daha yakın olan bir Fenerbahçe vardı diyor. Rıdvan Dilmen de tam tersini düşünüyor. Sonuçta kazanmadık bir puan aldık. Bu da bizim için yeterli. Ligin ikinci bitireceğimiz düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bu da önemli çünkü diyor. Bütün oyuncularıma ve bu, bugün buraya gelen bütün taraftarımıza teşekkür ederim diyor. Şimdi Fenerbahçe'de bir şey netleşti. Bir şey netleşti. Nedir o netleşen? İsmail Kartalcıların sayısı çok azaldı. Son iki maçtan. Hocam iki maç vaz mı ya? Yani adaletli mi? Ben... Ben adalete çok önem veren bir insanım. Bilginiz olsun. Tabii ki son iki maç baz alınmaz. Mesela bugün şu maçta bir Crespo olsaydı biz bu maçı alırdık. Beşiktaş maçında Kim Min olsaydı biz o maçı da alırdık. Beşiktaş maçında hem Kim hem Serdar Aziz olsaydı biz o maçı kesinlikle kesinlikle alırdık. Ama Beşiktaş'ta da bir Rozier olsaydı geçen hafta belki Beşiktaş alırdı. Bunları da konuşalım. Ancak İsmail Kartal felsefesi insanlarda şu izlenimi uyandırmıştı. Zevkli futbol, rakibi çatır çatır, yenen, döven, ezen Fenerbahçe felsefesi. Çok iyi oynuyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diye. Ama son iki maçtır hatta son 3-4 maçtır taraftar şunu anladı. İsmail Kartal... Evet günübirlik teknik direktör baskı stres olmayınca çok iyi teknik direktör iyi analizciyim ama bir tık öteye gidemedi. Misal Volkan Demirel kaç aylık teknik direktör? Baktığın zaman çömez usta kurt hocayı hani alt etmiş oluyor. Geçen hafta baktığın zaman Beşiktaş'ın teknik direktörü ya yabancı gelecek ligi tanıyacak şu olacak bu olacak en az bir 5-6 ay bekliyorlar değil mi yabancı teknik direktör için? O daha keza. Yani Böyle bir olay var. Hocam Jorge Jesus. Arkadaşlar Jorge Jesus'ta bir kriz var. Yani basına yansımış. Fenerbahçe 2 yıllık sözleşme istiyor. Görev süremizin bitimine 2 yıl kaldı diyor. 2 yıllık sözleşme yapalım. Hani ve bu iki yılda biz sana güveniyoruz. Ne istersen yapacağız. Yapılanmaya giderim. Portekizli teknik adam ise Opsiyon hakkının kendinde olması koşuluyla 1/6 artı 1 yıllık bir sözleşme istiyor. Yani ee, Fenerbahçe Haziran ayında toplanacak büyük ihtimalle Haziranın 10-15'i gibi toplanacak ve Fenerbahçe'de gündemdeki isim George Jesus, maddi konular, proje konuları her konuda anlaşma tamam ancak sözleşme süresi biraz karıştı. Şimdi önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip imza atacak artık. Beklenilen bu hani aksi bir durum olmazsa. Hocam Bielsa'daki gibi olmasın. Valla Bielsa'daki bu kadar ciddi değildi. Görüşme vardı ama basına yansıyan, medyaya yansıyan bir şey yoktu. Evet birçok konuda fikir alışverişi yapılmıştı. Birçok konuda okeyleşilmişti ama ya ama işte aması var. Yani ama. Yani durum bu arkadaşlar. Ee, tek sıkıntı burada aslında. Tek sıkıntı yani Ali Koç yönetiminin sözleşme süresi konusundaki sıkıntısı. Ama bir artı bir istiyor. Brezilya milli takımına gitmeyi çok istiyor. adamın hedefi bir şey diyemezsin. Aslında hedefte olan teknik direktörün olayı da iyi. Hocam bize gelir hiç çalışmaz. Böyle yapar şöyle yapar. Arkadaşım bize gelirse zaten adam teknik direktör olarak Brezilya istiyor. Fenerbahçe'ye gelip de e, kendini tabii ki göstermek ister. Ama e, ne olur ne olmaz hep birlikte bekleyip izleyip göreceğiz ya. E, ben şunu söyleyeyim. İçinizi karartmayın. Evet Jorge Jesus'ta bir kriz var. Detaylar bu şekilde. Ben Ali Koç'un bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Bakın küfür, hakaret her zaman karşıyız. Bu ne olursa olsun. Yani mesela Ebu Leheb var. Mekanı cehennem nasıl olsa. O ve onun gibi mesela Yezid şey yeziit var bir tane, bir tane tarih sahnesinde lanetullahi aleyh onlara bile sövmeye karşıyız. Ama Fenerbahçe taraftarı eğer Jorge Jesus gelmezse o da iptal oldu löv gibi denirse İsmail Kartal'ı devam edilsin edilmesin. Ya da yine sürpriz bir yumurta çıkıp işte neydi yarım kalan hikaye falan filan diye bir senaryo daha görürse ağzı alınmayacak o kadar şey söyler ki bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Federasyonun, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da diğer takımların yerinde olsam Ali Koç'a yalvarırım. Getir Cesus'u. Sen eğer Cesus'u getirmez İsmail Kartal'la falan devam edersen bir Allah'ın kulu dekoder mekoder almaz. 150 milyon dolara bile satamıyoruz. Kimse almaz diye. Hatta ben diğer takımların yerinde olsam Ali Koç'la anlaşırım. Arkadaşım önümüzdeki sene siz şampiyon olun. İyi de oynasanız, kötü de oynasanız siz şampiyon olur. Çünkü herkes bir tur hakemlerle şampiyon oldu. Bir de siz olun deyin. Hakemlerle değil, adil bir lig sergileyin. Zaten Fenerbahçe şampiyon olur. Zaten adil birlikte Fenerbahçe şampiyon olur. Hak eden hak ettiği kartları verin. Zaten şampiyon olur. Ama Fenerbahçe'nin şampiyon olması adına, taraftarın çıldırmaması adına, bu kadar desteğin çöp olmaması adına ve Cumhuriyet'in 100. yıl olması adına Ali Koç'a diyorum ki bir kurşun hakkın kalmıştı. Geçen sene gittim Pereira'dan kullanıp kafana sıktın. Bu kurşundan da öte, bütün aile bireylerine falan sıkmış gibi olursun. Ne olursa olsun, iyi hoca, iyi transferler, iyi kadro, iyi yapılanma, diyorsun ki şu bize düşman, bu bize düşman, siyaset düşman, öbürü düşman diyorsun. Hani anlatıyorsun, hadi koç olarak. Biz de diyoruz ki baba, çözümün ne? Tamam düşman da senin çözümün ne? Hani bizim bir şeyimiz var ya, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, yok ya. Hiç mi yok? Böyle diye diye hep yalnız kalmadık mı? Ben Çerkezim dedi adam. git senden dost olmaz dedi. Demediler mi? Ben Kürdüm dedi. Senden dost olmaz dediler. Şimdi de Allah'tan bela olarak farklı milletlerden, farklı ırklardan insanlar hücum ediyorlar. Yani hep söylüyoruz beşer zulmeder, kader hükmeder. Yani insan olarak sen bir günah işlersin, kader sana başka yerden cezasını verir. Bu da böyle bir olay gibi. Dediğim gibi sıkıntı, kriz inşallah aşılacak. 23 Mayıs'ta ben Cesus açıklamasını bekliyorum. Bana söylenen tarih bu. 28 Mayıs'tan ilgili de zayıf bir duyum. 28 Mayıs'taki mali kongre sonrasında ya da o kongrede açıklanacak diye ama çok geç. Çok geç. Bana kalsa şimdiden açıklarım. Şimdiden anlaşır açıklarım. Transferleri de gider. Ben Jesus'un takımına futbolcu istiyorum diye yaparım. Ama bakalım Ali Koç ne yapacak. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum lütfen rica ediyorum videolara beğeni atın. Hatta açar açmaz direkt izler izlemez atmaya alışkanlık haline getirin. çünkü arkadaşlar YouTube algoritmasına göre beğeni ve video ile alakalı cümle içerikli emojisiz yorumlar çok önemli. Mesela reklam tıklaması izlemez diyorum ama orada siz maddi olarak algıladığınız için onu söylemiyorum. Ama onun da şöyle bir algoritması var. Mesela reklamla tıklıyorsunuz ya YouTube diyor ki bu kanalda alışveriş yapan kitle çok. Ben bu kanala daha fazla tanıtımını yapayım sağda solda diyor. Kanal büyüsün ki daha çok reklam göstereyim diyor. Ama bunu maddi algılıyorsunuz. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı rica ediyorum arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şurayı 23.700 yapmaya katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere.